Hayat, bu bir yalan. Bana güven. Bu nasıl bir saçmalık? Burada kimse senin yalanlarına inanmaz. Git artık. Hadi başka bir yerde olay çıkarmaya çalış. Defol. Defol, git buradan. Buraya gelmemem gerekirdi. Neden sana inandım ki? Bekle Gahar. Buraya gelmenin bir nedeni olabilir. Eğer söylediklerin doğruysa... Eğer Rizvan gerçekten bebeğin babasıysa... Rizvan Ayak'la evlenemez. Gahar'la evlenmek zorunda. Alya, Rizvan'ı çok iyi tanıyor olmana rağmen onu bu şekilde... Yenge, sen ona inanıyor musun? Onun sözlerine inanıyor musun? Alya, sen başkasının hayatı üzerine nasıl karar verirsin? Kız kardeşinin nişanını iptal de ettirmek istiyorum. Alya? Hayır Zeyn. Gahar'ı dinledikten sonra bu nişanın yapılmasını asla... O tamamen saçmalıyor. Alya, sen bu iki kız kardeşi hala anlayamadın. Onlar kendi çıkarları için her türlü yalanı söylerler. Bu kadar yeter. Susuyor olmam bu saçmalıklarınızı onaylıyorum anlamına gelmez, tamam mı? Benim bundan haberim olur olmaz ilk iş hemen kız kardeşimi reddettim. Peki sen ne yapıyorsun? Kardeşinin yediği haltları bilmene rağmen hala onun yanında yer alıyorsun. Bırak beni Zeyn. Ne yapıyorsun söylesene. Sana bir ödül veriyorum. En dürüst ve en inançlı insan ödülü. Ne yaptın sen? Birbirini çok seven iki insanı aldın ve onları ayırdın. Bunun kız kardeşimin nişanı olduğunu unutma. Benim mutlu olduğumu mu sanıyorsun? Keyif mi aldım? Benim için kolay mıydı yani? Onları ayırdın. Ben öyle düşünüyorum. Neden Rizvan'la Gahar'ın evleneceğini duyurman gerekti ki? Sana bu hakkı kim verdi? Sen bu kararı nasıl kendi kendine verebildin? Evet, anlıyorum. Ayat senin kardeşin. Onun üzerinde bir hakkın var. Ama Rizvan da benim kardeşim gibidir. Aynı şeye takılıp kalmış durumdasın. O anda öyle söylemem gerekti. Gerekti mi? Senin bu yönünü görmem çok iyi oldu. Yoksa bencil Aliya'yı asla tanıyamayacaktım. Çok teşekkür ederim. Rizvan ve Ayat'ın nişanı iptal edilmeyecek. Ve Rizvan Gahar'la evlenmeyecek. Zeyn, bunu ne zaman anlayacaksın? Tek bir yanlış karar dört kişinin hayatını mahvedebilir. Ayat'ın, Rizvan'ın, Gahar'ın ve bebeğinin... Alya, bu sadece iki kişiyi ilgilendiren bir durum.
Senin kardeşini ve Rizvan'ı. Peki ya Gahar? O ne olacak? Ya Gahar'ın karnındaki Rizvan'ın bebeği? Beni dinle. Ben Zübeyir'i hapse göndermek için uğraşırken neler söylediğini hatırlıyor musun? Hatırlıyorsun değil mi? Zübeyir masumsa kendini asla affedemeyeceğini söylemişti. Hatırladın mı? Şimdi ben aynını sana soruyorum. Gahar yalan söylüyorsa kendini affedebilecek misin? Asla. Uyumadığını biliyorum. Gözlerini kapattığını gördüm. Konuşmak istemiyorsan sorun değil. Seni buna zorlayacak değilim. Ama bir gün bencil olmadığımı sen de anlayacaksın. Bütün bunları doğru olduğu için yapıyorum. İlişkimizi artık daha da güçlendireceğiz. Hiçbir sorun veya durumun aramıza girmesine asla izin vermeyeceğiz. Bhopal'de hiçbir şeyin aramıza girmesine izin vermeyeceğimize söz vermiştik. Bugün sen o sözü bozdun. Yanlış yaptın. Ben o sözü tek başıma vermedim. Sen de bana söz vermiştin. Sözümü bozduğumu düşünüyorsan sen de eşit derecede suçlusun. Aksi halde en azından beni bir parça anlamaya çalışırdın. Ben ne o yalancı kızın görüşünü ne de onu savunmaya çalışanların sözlerini umursuyorum. Bunu sadece Gahar için yapmıyorum Zeyn. Onun karnında bir bebek var. Babası da arkadaşın. Bir yalanı 40 kere tekrar etmek onu gerçek yapmaz. Nasıl bu kadar duyarsız olabiliyorsun? Ben duyarsız olabilirim. Ama senin benden çok daha fazla duyarsız olduğun kesin. Ben doğru olanı yapıyorum. Kimsenin fikrini umursamıyorsun. Hatta bu dünyada en çok sevdiğin insanların bile. Çünkü hep haklı olduğuna inanıyorsun. Hep sen haklısın ve diğer herkes hatalı. Ona inanıyor musun? Burada asıl sorun sadece Gahar ve karnındaki bebek değil. Hayatın geleceği söz konusu. Kız kardeşinin mutluluğunu hiç dikkate almadan böyle bir kadının sözüne güveniyorsun. O yalancının tekidir. Gahar, beni aramana sevindim. Ben de seni düşünüyordum. Sana destek verdiğim için bütün ailem bana karşı büyük bir cephe aldı. Hepsi senin yalan söylediğini düşünüyor.
Bana yalan söylediğine inanmıyorum Gahar. Hayır Alya. Allah çarpsın, söylediklerim doğru. Karnımdaki Rizvan'ın bebeği. Beni bu kadar desteklediğin için çok teşekkür ederim. Ama Alya, bu işe burada bir son ver. Bu sebeple çocuğuma bir zarar gelsin istemiyorum. Ne zararı? Sen neden bu kadar gerginsin? Alya lütfen. Karışma. Hayatım giderek anlamsız bir şekilde karışıyor. Gahar lütfen anlat bana. Ne oldu? Alya. Zeyn beni aradı. Sana ne dedi? Beni telefonda tehdit etti. Ve Rizvan'dan uzak durmamı söyledi. Rizvan'ın başına kötü bir şey gelmesine izin vermem. Rizvan ve Ayat asla ayrılmayacaklar. Rizvan ve Gahar'ın evlenmesi de söz konusu değil. Alya, çok acı çekiyorum. Gahar, sen iyi misin? Alya, çok ağrım var. Gahar, sen endişe etme. Hemen geliyorum, geliyorum. Rizvan, endişe edecek bir şey yok. Ben Gahar'la konuştum. Her şey yoluna girecek. Zeyn. Belki Gahar bize yalan söyledi. Belki de onu hamile bırakan kişi Rizvan değildi. Ama sen ne yaptın Zeyn? Telefon edip Gahar'ı tehdit etmişsin. Hem de onun özel durumunu dikkate bile almadan. Evet, sen bencil Alya ile tanıştın. Dediğim dedikçe Alya ile. Ancak ben de bu arada insanlığını kaybetmiş Zeyn'i tanıma fırsatı buldum. Bugün aslında birbirimizi hiç tanımadığımızı fark etmiş oldum Zeyn. Kes artık Alya! Neyin var senin? Aklını mı kaçırdın ha? Neler saçmalıyorsun? Gahar'ı neden tehdit edeyim? Ne derse inanacak mısın ha? Sana inanamıyorum. Asla anlayamazsın Zeyn. Gahar'ın evine gidiyorum. Şu anda yardıma ihtiyacı var. Senin telefonun yüzünden sancıları artmış durumda. Allah korusun, ona veya bebeğine bir şey olursa sorumlusu sen olacaksın. Alya! Gahar'la buluşmak için bu evden dışarı adım atarsan artık bu ailenin bir parçası olmayacaksın. Keresinde kayınvalidem de aynı sözleri söylemişti.
Ama o gün sen benim yanımda oldun. Ve bugün sen bile... Şükür. Demek o günü hatırlıyorsun ha? Aileme ve anneme karşı çıktım. Ve o gün senin yanında yer aldım. Ama sen Gahar'ın sözlerine inandın. Hayatında hiçbir yeri olmayan birine destek oluyor ve... her şeyin olduğunu iddia ettiğin birine karşı çıkıyorsun, öyle mi? Senin zihniyetinle benimki arasındaki fark bu. Sen olayı kişisel alıyorsun. Ama ben birine karşı adil olmaya çalışıyorum. Gahar'ın da Şaziye yengenin kız kardeşi olduğunu unutma. Ve karnındaki bebeğin babası da Rizvan. Bugün onun başı dertte. Yardımına gitmeliyim. Çünkü bütün ailesi şu anda ona sırt çevirmiş durumda. Eğer oraya gitmezsem ve Gahar'a bir şey olursa... bu yüzden kendimi asla affetmem Zeyn. Ne oldu? Gahar nerede? Onu bu eve getirecek, kuş sütüyle besleyecek ve bizi de kovacaktın. O yüzden buradayım. Sen içki mi içtin? Hem de Ramazan'da. Neden? Yoksa ben bir çocuk muyum ha? Sadece sana mı olay çıkarmaya müsaade var? Zeyn! Bırak. Canım ne isterse yaparım ben. Gahar'la buluşmaya gittin. Beni hiç umursamadın bile. Ne sanıyordun ki? Ayaklarının önüne güller mi serpecektim? Kollarım açık mı karşılayacaktım ha? Zeyn! Hiçbir zaman benim ne düşündüğümü önemsemiyorsun. Buraya kadar. Beni artık umursayacaksın! Kızımı nereye götürüyorsunuz? Bırakın, bırakın onu! Bırakın! Hayır, bu bir yalan! O bir kaza değildi, onu öldürdüler! Onu öldürdüler! Gulan Bey? Bayım... bizi tekrar kızımızı bıraktığımız yere geri götürür müsün? Hemen geri gidelim. Ne oldu? Bilmiyorum tatlım. İçimde garip bir sıkıntı var. Gidip Aliye'yi bir kere daha görelim. Tamam mı? Ha? Tamam. Bunca zaman destekleyerek seni şımarttım. Buraya kadar. Bundan sonra senin yanında olmayacağım. Ben senden farklıyım. Benim düşüncelerim de farklı. Bana saygı duysan da, duymasan da düşüncelerime saygı duyacaksın, tamam mı? Karşında eğilmemi mi istiyorsun ha? Ayaklarına mı kapanayım istiyorsun? Bana bak hanımefendi. Kesin olan tek bir şey var. İnsan ne ekerse onu biçer. İçeri gidelim Zeyn, ne olur. Neden?
Neden sende hep doğruyu söyleme alışkanlığı var? Cevap ver. Peki ama bugün ne değişti? Ha? Hayır Aliye, hayır. Sana destek...